Kanal 60 Spor Merkezi'nin hazırlamış olduğu spor haberlerine hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Tokat Spor Başkanı Emin Yılar, Tokat Spor Uzunburun Spor Tesislerinde basınla bir araya geldi. Başkan Yılar, Tokat Spor'daki istifaları ve gelişmeleri değerlendirdi. Ben kulüp başkanı olduktan sonra en çok buna dikkat ettim zaten. Kim gelirse gelsin, markalı, isimli, isimsiz. Öncelikle kulübün zararına uğraması gereken hiç kimseyle ucu açık sözleşme imzalamadım. Ondan dolayı ne teknik heyetin ne de Namık Hoca'nın bizden tazminatla alakalı 1 lira 5 kuruş alma şansları yok. Hepsinin sözleşmelerinde zaten tek tanıfız etmemizle alakalı elimiz güçlüydü. Ki onlar da zaten karakterli insanlar, buna gerek kalmadı ama biz yine de her ihtimale karşı işi profesyonel yaptık. Birer kişiden maaş alacakları vardı. Hepsinin maaşlarını bir bir ödettirdim bugün. Hepsinin elinde ibranameleri alındı. Karşılıklı sözleşmeler feshedildi. Onlar yolunda devam edecek. Biz de yolunda devam edeceğiz. Tokat Spor Kulübü'ne ben artık sportif menajerin lüks olduğunu inanıyorum. O sebepten dolayı şu andaki düşüncemiz sportif menajer noktasında böyle bir kadromuz olmayacak. O Malatya maçında da hakemlerin vermiş olduğu kararlarla alakalı, cezalarla alakalı girişimlerde bulunduk ama bizim şey anlamında biraz sahibimiz yok. Yani bürokrasi anlamında bizi sahiplenen en azından bir yerden aralık da, çünkü var bu sistemde, bunu her ne kadar inkar edersek de kesinlikle var. Yapılan çok çirkin bir şeye karşı hepsi yok olsun, görülmesi değil ama yine de yumuşatılması gereken bir nokta varsa yumuşatılsın. Ya da hakemlerde yapılan yanlış kararlardan dolayı kardeşim, yani Tokat Spor'u bu şekilde katletmeye hakkımız yok. Bundan sonra Tokat'a giden hakemler dikkatli olsunlar, yoksa sıkıntı yaratabiliriz. Denilmesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Biz bunu söylüyoruz ama Arif Bey, çok fazla mesafe aldığımızı, çok fazla başarılı olduğumuzu inanmıyorum. İnşallah bundan sonra da şimdi memleketimizin yine büyükleri konuya el atarlar, gerekli yerlere. Bizle beraber ya da kendileri bireysel olarak da makamlarıyla beraber uyarı, dikkate almaları gereken söylerse inşallah o saatten sonra böyle sıkıntı yaşamayız. A Milli Futbol Takımı 12 Kasım Çarşamba günü Brezilya ile oynayacağı özel maç ve 16 Kasım Pazar günü Kazakistan'la oynayacağı 2016 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için hazırlıklarına başladı. A Milli Futbol Takımı 12 Kasım Çarşamba günü Brezilya ile oynayacağı özel maç ve 16 Kasım Pazar günü Kazakistan'la oynayacağı 2016 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim yönetiminde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılan ilk çalışmaya sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Volkan Demirer, Gökhan Gönül, Mustafa Pekdemek ve Semih Kaya ile henüz kampa gelmeyen Arda Turan ve Mevlüt katılmadı. Bu iki oyuncunun öğleden sonra kampa dahil olacağı bildirildi. Topar. Yarın akşam Brezilya ile oynanacak özel maç öncesinde Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, Brezilya maçı hakkında şunları söyledi. Doğru bilgi alıp doğru aktarmanızı isterdim. Az bilgiyle, eksik bilgiyle maalesef yorumlarınız çok doğru olmadı. Açıkçası bunu beklerdim sizden. Çünkü çok açık ve net. Bilmediğiniz konuları keşke daha araştırarak öğrenebilseydiniz. Ama size tek taraflı söylenenlerle yetinmeyi tercih ettiniz. Benim tercihim bu yönde. Muhakkak ki seçtiğimiz oyuncuları, hatta seçmediğimiz oyuncuları kritik etme hakkına sahipsiniz. Bundan doğal bir şey olamaz. Orada söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Yani bunu neden değil de bu olmalıydı, bu olmamalıydı, bu niye var, bu niye yok. Bunlar gayet doğal. Bu olayın doğasında var. Dünyada da böyle. Ama dediğim gibi bu tip konularda
daha iyi araştırmanın, daha çok bilgi sahibi olmanın çok büyük faydası var. O yüzden benim açıkladığım milli takım bu. Kritiğe de açık. Almanya'nın Bremen kentinde düzenlenen 22. Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 3 bronz bandalya alan karate milli takımı yurda döndü. 5 ve 9 Kasım tarihleri arasında Bremen Arena'da düzenlenen turnuvada Türkiye bireysel dalda 2 altın, 1 bronz, takım olarak da hem erkeklerde hem de kadınlarda bronz madalya elde etti. Türkiye genel klasmanda ise dünya 4.'sü oldu. Şampiyonada büyük başarılara imza atan karate milli takımı akşam saatlerinde yurda döndü. Çok mutluyuz. 2 dünya şampiyonasında 2 altın madalya, 2 Avrupa şampiyonasında 2 altın madalya. Yani 4 yıl şu anda dünya şampiyonasında unvanı bizde. Hedefim oydu zaten. Gitmeden önce de o açıklamalarda bulundum. Onun için çalışmıştık. Tarih yazdık Almanya'da, işin gerçeği. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hem milli takım olarak hem de kendi kariyerim açısından da çok önemli bir turnuva geçirdik. Önemli olan zaten antrenmanda yapabildiğini maça yansıtabilmekti. 2012'de biraz zor olmuştu, hiçbir şey yapamamıştım. Bu sefer bunun kendim daha iyi motive ederek çıktım. Çok şükür kolaylıkla atlattım diyebilirim. Turnuvanın adeta böyle sevgi dolu insanları oldular. Kendilerini kutluyorum ve inanıyorum ki bu iki kardeşimiz Türkiye'de çığır açacak. Bundan sonra birçok engelli kardeşimizin de karate sporunu yapabileceğini gösterdiler. Sevgili spor severler, Kanal 60 Spor Merkezi'nin hazırlamış olduğu spor haberlerinin sonuna geldik. Spordaki gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.